Evet Ömer. Horus'un para transferini takip eden müşavir elimizde. Horus'tan sonra gelecek kişi kimmiş peki? Uzay mı söyledi? Hayır. Sizi tanıyorum artık Ömer Atmaca. Adamı konuşturmadan bırakmazsınız. İssiz. Yeni hücrenin adı da İssiz öyleyse. Evet. Bir şey ifade ediyor mu sana? Daha önce o heriften duymuş olabilir misin? Duymadım. Duysam hatırlarım. Anlaşıldı. Müşavirin işlemleri teşkilatta devam ediyor. Oradan çıkan bilgilere göre İssiz'le ilgili harekete geçeceğiz. Şirket onu aldığımızı fark etmeden müşavir konuşmalı. Konuşacak. Müşavir para transferi yapmak için buluşacak İssiz'le. Buluşma detaylarını öğrenirsek... İssiz'i yakalarız. Aynen öyle. Tamam. Gelişmelerden haberdar et beni. Scarlett, ışığın kapısından geçtin mi? Geçtim. Güneşin Efendisi'ni gördün mü? Gördüm. O halde Horus'un mirasçısı olmaya, şirket ideallerini gerçekleştirmek için savaşmaya, Isis olmaya hazır mısın? Hazırım. Sana teslim edilen cephe üzerinden görevin, kıyamete giden yolu açmak. Daha büyük bir savaş istiyoruz. Orta Doğu'yu yangın yerine çevirmelisin. Yapabilecek misin? Yapacağım. Yüreğimdeki intikam ateşin üzerine yemin ederim ki yapacağım. Ancak sizden bir ricam var. Nedir? Bu savaşta Anton'un desteğine ihtiyacım var. Kendisi Kıbrıs'ta hazırlıklar içinde. Gücüne ve sadakatine kefil misin? Kefilim. O halde dilediğin senindir. Şimdi git ve Türkler için kıyameti getir. Müşavirin harekete geçmesi, ikinci hücrenin faaliyete geçtiğini gösteriyor. Şirket yeni hedefini gündeme çoktan koymuştur. Adam elimizde. Çözmek uzun sürmez. Hiç kuşkum yok. Ama Balkan cephesinden istediklerini alamadılar. Yüzlerini Orta Doğu'ya çevirmeleri an meselesi. Yanan ateşe benzin dökecekler. Evet. Suriye'de işler çok karışık. Lübnan zar zor ayakta duruyor. Doğu Akdeniz'e liman ülkeler, biz ve Mısır dahil, istim üstünde. Orta Doğu deyince herkes toprak üstünden düşünür. Ne var ki, bölgenin kontrolü esas denizden sağlanır. Doğru. Suyu tutan karayı alır. Şirket Orta Doğu planı için Kıbrıs'tan hareket edecektir. Bunu da Isis üzerinden yapmaya çalışacaklar. Evet. Müşavirin yapacağı para transferiyle Kıbrıs üzerinden Orta Doğu'ya silah alımı yapacağına dair istihbarat var elimizde. Ne gibi silahlardan bahsediyoruz? Taşınabilir, orta ölçekli, nükleer bir silah.